Bugün Witcher 1'in 8. gününe başlıyoruz. Dünden kaldığımız yerden devam. Önemli bir boss'u öldürmüştük en son. Diğer görevleri halletmeye bakalım neler vardı hatırlayalım. Şuna bir şey verecektik, mektup verecektik galiba. Bizimle bir mektup göndermek istiyorum. Evet, aynen bu. İnsanlar ve o Vodyan'ın arasında barışı sağladım. Ayrıca Dagon'u da yandım. I negotiated a peace. Nothing to say again. Care to try? A short me... Come now before I decide you're a grumpy boob. Huysuz. Grumpy boob. Dimwit. Because I don't feel the need to talk incessantly. I may not be the most talkative, but a grumpy boob. Well, you're well. Neyse konuştu bu adam en sonunda. Alvin seni diyeceğim bir şey var mı bakalım? Yok. Şimdi bununla başka bir diyalog var mı diye bir kere daha bakayım. Kendine iyi bak. Şimdi bakalım. Neler yapacağız? Cazibe var. Kırlara temkinli çıkmalı. Gün ortası hayaletlerin saçından topladığım 9 avuç dolusu parıltı tozla dönmeliyim. Bu yapılabilir. Hala Nil kıyısında boğucularla ilgilenmem gerekiyor. Bu nerede ki bu? Ha, başka bir yerde. Tamam. Başka ne var? Günün kırda aynalarının aynasının parçalarını bulmalıyım. O iyice garip bir yerde. Selamlar Viko. Daha yeni başladım ya. Şurada en son burada save etmiştik. O kadar baştayım. Sağ ol. Kaderin yolları. Şuna doğru ya da şu ana görev ona gideceğim. Tabii. Görevi haritada işaretle oraya doğru gideceğiz. Şuraya doğru. Şu şeye bir uğrayayım, onunla bir gelişme oldu mu emin değilim. Birilerini öldürdük çünkü. Belki... görevde bir tamamlanma ya da şey olmuş olabilir mi? Pek zannetmiyorum ama buradan uzaklaşacağım çünkü uzaklaşmadan önce bir son bir bakayım dedim. Hop hop dikkat. Hadi konuşalım. Geceleyin. Neyse daha onu yapamamışız. Şimdi hanın olduğu yerlere doğru döneceğiz. Burada bayağı bir işleri hallettik sayılır. Bu arada yeni görüntü kartını taktım. GTX 970'i yalnız biraz önce World of Warcraft'ta bir gir çık yaparken bir bilgisayar küt diye bir göçtü. Ondan sonra büyük ihtimalle güç kaynağı güç kaynağım var 720 watt. Fakat o da 5 yıllık falan. 4 yıllık belki. İnternette hemen bir aradığıma göre öyle anlık hiçbir hata, hiçbir mavi ekran bir şey vermeden küt diye bilgisayar kapanıyorsa büyük ihtimalle ani bir güç çekme anında power supply güç kaynağı yeterli gücü veremiyor görüntü kartına diye duydum.
Güç kaynağında benim ekstra dedikler vardı. Merhaba Muras. Yapacak bir şey bulamadım. Geldim diyorsun. Hoş geldin. Şimdi başka bir nasıl söyleyeyim? İki ayrı paralel hat çekerek elektrik sisteminden hani power supply'ın iki farklı kablosunu da kullanarak paralel bir bağlantı yani bir anlamda iki tane ayrı kaynaktan gelen birleşip tek bir görüntü kartına giren bir şey yaptım. Yani tek bir kablodan bütün gücü çekeceğini iki ayrı kablodan gücü çekecek şekilde ayarladım. Bakalım göçersem yani haberiniz olsun. Yani küt diye yok olursam büyük ihtimalle bilgisayar yani güç ünitesi ısmarlamam gerekebilir ama bir şekilde idare edebilir miyim test ediyorum. Güç kaynağının bağlantısı doğru mu kartın? O bölüm biraz sıkıntı çünkü orada tutup sokman gerekiyor. Evet, onda bir problem yok. Çalıştırdım yani normal oynadım bayağı. Bir ara küt diye gitti yani. Bir altılık bir giriş var, bir sekizlik bir giriş var. Yani iki tane ayrı giriş giriyor aslında toplam. Yani iki ayrı ana kablo girmesi gerekiyor. Şu anda üç kablo sokuyorum ben. Okuduğuma göre problem Watt'ta değil. Bu GTX 970 bir uçuyormuş. Böyle mesela bir anlık bir ani bir amper çek, çok amper çekiyor. O amperi besleyecek gücü olmadığını okudum. Olmayabilir okudum daha doğrusu. Ben de o yüzden iki tane 30 amperlik ayrı ayrı bağlantı soktum. Yo, ısınma yoktu Biko. Fanlar doğru düz dönmüyor bile. Şu anda monitör ediyorum. Fan kullanımı %16. Sıcaklık santigrat olarak 40 derece falan yani. Yanda şu anda açık izliyorum bir taraftan gözüm. Şuraya gideceğiz bu arada. Salak salak dolanmayalım. PSU sertifikalı ya, çok canavar sağlam bir şey almıştım. Kaliteli yani, çok kaliteli. Ama dediğim gibi sadece gücü de iyi, biraz eski. Bilmiyorum onun şu anda sertifikasını. Hatırlamıyorum yani ama bayağı para verip almıştım. İyi bir marka diye falan. Enermax mı ne diye bir marka. Abi nasıl gideceğim oraya? Niye hep benim yüz yönümü oraya ters gösteriyor? Şöyle mi gideceğim? Bak nereye dönersem döneyim. Hep o yukarıya doğru gösteriyor. Han'a doğru gideceğim. Han'ın arkası gibi. Han neredeydi? Nasıl gideceğiz ya? Şu tarafa doğru gidelim. Arazi geçidi. Şöyle mi gideceğim? Evet. Yani amperlerine baktım çıkışların. Bakalım. Yani şu anda yani tek bir kablodan çıkan amper fazla geliyor olabilir. O yüzden iki kabloyla giriş yaptım şimdi. İki kablo birleşiyor. Ve tek bir kafa halinde giriyor şu anda. Toplam iki kablo giriyordu aslında zaten. O kablodan bir tanesini ikiye böldüm, üç tane kablo giriyor yani aslında. Güç işte güç yetersizliği de anlık bir güç yetersizliği gibi. Soğutma durumunu zannetmiyorum. Bir de ağır bir şey yapmıyordum açıkçası. Bakalım. Test ediyoruz. Olmadı yeni bir ama ne aradığım atıyorum 10 linkten 10'u da böyle bir şeyi güç kaynağına bağlamış yani. Alina'nın aynası. Ha, şu binaya girememiştik. Şu binaya girememiştik acaba oralarda. Bir saniye. Bunlar kötü adamlar mı var orada? Gün ortası hayaleti. Ona bulaşmadan şöyle. İnek de hala bendeymiş ya. Hiç ben de diyorum ne oluyor? Arkamda bir ses geliyor.
Ya aslında 3 kablo birisini yan yana tutup sokman gerekiyor. Biri anakarta, ikisi PSU'ya ya da tam tersi olabilir. Aslında Vico onu da sayarsam. Evet, 3 kablo dediğin doğru. O minik ikili var bir tane. Diğer üçlüyle beraber, altılı ile birleşiyor ikili. Sekizli bir giriş yapıyor. O zaten direkt şeyden geliyor. PSU'dan geliyor. Onun zaten ayrı giriş şeyi yok. Direkt ana tomardan geliyor yani. Onun dışında bir de ekstra bir altılı giriş vardı. Aha, oraya nasıl gideceğiz? Ha, kötü mü bu? Kötü. Bir F5. Güç kaynağı modüler diye tahmin ediyorum. Evet, modüler. Biliyorum Vico. Görüntü kartı için iki tane ayrı kırmızı şey yapmışlar görüntü güç kaynağında. Yani çok Enermax. Şunu bir döveyim de. Şöyle söyleyeyim. Oo, bu kötü bir şey oldu. Ne oldu? Kör etti bizi. Ah be, yapma şunu ya. Bir tane tomardan gelen ve görüntü kartına girmesi beklenen o 6 artı 2'lik küçük ikilik giriş olan var. Ona zaten yapacak bir şey yok. O ana hattan geliyor. Bir tane de dışarıdan bağladığım modüler dediğin şekilde girişleri değişik girişler var. İstediğim yere kablo takıp çıkartabiliyorum. Oradan bir tane gelmesi gerekiyor. Altılı. Şeydeki altılı olanı şimdi çıkarttım. O takılıyor normalde. Şimdi ne yaptım? Normal hard disklere giden kablo grubundan iki tane kablo taktım şeye, PSU'ya, Power Supply Unit'e. Ve onları birleştirip tek bir uç halinde altılı olarak giriyor şu anda. Onu yaptım yani. Zaten görüntü kartının içinde gelen kablolara baktığın zaman normal hard disk kablolarıyla iki tane hard disk kablosuyla bir tane giriş yapma şeyi vermişler. Dolayısıyla öyle bir şey yaptım yani. Girişler normalde o altılık uç için tek kablo olarak çektiğim zaman o zaman şeyden gelen bir kabloydu o. İki tane PCI'ye göre ayarlı iki tane çıktısı var güç kaynağının. Birbirinin eşdeğer iki tane. Onun o kabloya baktığın zaman hiç başka şey yok. Bir ucunun güç kaynağına takıyorsun, bir ucu altılı direkt görüntü kartına giriyor. O sırf görüntü kartı için özel üretilmiş kırmızı uçlar. Onlarla başlamıştım ilk. Şimdi onu çıkartıp yerine normal hard diskten ikişer tane ama gelip. Yani bir anlamda ani bir güç çekimi olursa iki yerden birden çeksin onu diyorum. Hani diyelim ki PCI için ayrılan olan 30 amperdi. Diğerleri aslında 25 amperdi. Şimdi ama ikisini birden bağladığım için 50 amperlik bir gücü kaldırabilecek hale geldi diyeyim. Yani daha kötü tek başına belki şeye göre ama deniyorum yani. Bu da olmazsa zaten yapacak hiç başka bir şeyim yok. Bu da eğer göçerse direkt güç kaynağı alacağım. PCI kart, anakartın PCI 2, görüntü kartı biz PCI 3. Ama destekliyor, onunla ilgili bir sorun bahsetmediler yani.
3 anakartım 3 değil yani. Bir dakika, bunlar sakat. F5 yerim de şurada bir. Olay ne direkt? Omuras olay, görüntü kartını yeni taktım. 0 yeni kart aldım. Şimdilik iyi gözüküyor. Fakat küt diye geçen demin bir kapandı. Bu oyun başka oyundu yalnız. Bu değildi de World of Warcraft'ta test ediyordum. Şöyle ultra'ya aldım her şeyi falan. Normalde rahat rahat kalmadım. Eski kart bile ultra'yı kaldırıyor yani. Sorun olmadı. Bayağı bir yarım saat falan oraya buraya dolandım. Sonra küt diye bilgisayar direkt reset yani. Küt diye kapandı. Hiçbir mavi ekran, hiçbir şey değil. Yani çat diye sanki elektrik kesilmiş gibi. Birkaç bipleme falan yaptı. Nereden geliyor bunlar? Hala arkamda mısın? Aa, bunlar taktı kafayı. Bunlar işimiz zor. Bunlar büyük ihtimalle dövecek bizi çok fena. Bunlar büyük ihtimalle bizi çok fena dövecek. Heal meal da basıyor. Evet, bunlarla kaçmaya devam edeceğiz. Ta ki bunlar bizi bırakıncaya kadar. Öyle işte Omuras. Küt diye kapanıyor. Güç kaynağı ani çekme anında şey yapıyor dediler. İnternet öyle diyor. İnternet ne derse doğrudur biliyorsunuz. Diyor ki güç kaynağın ani bir şey anında yeterli gücü veremiyor. Her ne kadar genel anlamda verebilecek güce sahip olsa da hani böyle bir şey yapıyor yani, bir tepe noktası, bir anlık böyle bir fırlama, bir güç çekişi oluyor. O anda onu eskiler belki o kadar yüksek çekişlere göre ayarlı güç kaynakları değil falan diyorlar. O yüzden güç kaynağını değiştirmen gerekir gibi şeyler gördüm internette. Şimdi de işte değişik bir taktik uyguladım. En son ihtimal web siteler var. PCO Simulator komponentleri giriyorsun. Onu görmedim ki, olabilir. Şimdi zaten ben aslında Vico yapabileceğimi yaptım yani. Açıkçası bundan başka yapabileceğim bir şey yok. Yani şey konusunda kesinlikle ikna oldum yani. Güç kaynağımın yetersizliği ani çekme anlamında. Watt olarak değil de bir anlık hani o yükselme anına göre. Şimdi kaydedelim, şu anda teyzeye gireceğiz. Şu yaptığım bu nasıl söyleyeyim, uyduruk sanayi, bizim şey servise götürmek yerine sanayiye götürdüm arabayı şimdilik, öyle düşünelim. Hani belki oradaki tamiratla durumu kurtarabiliriz. Test halindeyiz yani, olmadı. Eğer bir şeyleri de yakmazsak en kötü güç kaynağını alıp. Bilgisayar dünyası böyle maalesef. Bir şey değiştiriyorsun, başka bir şey oynuyor. Zaten büyük ihtimalle bir sene içerisinde falan işlemci board falan değiştirme işlerim de olur.